Teşekkür ederim de leş gibi mürekkep koktu. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte patronun para sayma makinesini inceliyoruz. Çaka 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 çaka. Arkadaşlar öncelikle sizlere çok taze bir haberimiz var. Vikings War of Clans oyununa büyük bir güncelleme ve yepyeni kahramanlar geldi. Vikings oyunu içerisinde kendi oyun stilinizi hayata geçirebilir, devasa ekonomiler ve şehirler yönetebilirsiniz. Kocaman ordular kurup rakiplerinizin kalelerini yok edebilirsiniz. 12 milyondan fazla oyuncunun yer aldığı bu oyunu marketten indirip 5 dakika oynarsanız insanların neden bu oyuna bağımlı olduklarını da anlarsınız. Şimdi sizler de baltanızı elinize alın ve hemen açıklama kısmındaki bağlantılar oyunu indirin. Oyuna sağlam bir başlangıç yapabilmeniz için 200 altın hediyeniz sizleri bekliyor. Bize bir tane mail geldi. Bu mailde arkadaşımız diyor ki Webtekno para sayma makinesi incelesene. Dedik ki niye incelemeyelim? İnceleyelim abi. Şöyle bir tane sağlamından bulalım dedik. Videonun içine koyalım. Arkadaşlar şimdi bu makinenin adı ST3000 ve piyasa değeri de yaklaşık 3600 TL. Tabii bu paraları merak ediyorsunuz arkadaşlar. Bu paraları kırtasiyeden aldık. Bu düğünlerde saçılan sahte oyuncak paralardan. Kesinlikle herhangi bir şey yok. Hani basmadık yani bunları. Şurada hemen cebimizde bu paraların gerçeği var. Burada da bir miktar paramız var. İsterseniz gelin önce bir bunu bir sayalım. Alet çalışıyor mu çalışmıyor mu bir anlayalım öncelikle. Evet arkadaşlar para sayma makinamız saydı. Diyor ki bize burada 100 adet para var. Bunun toplamı da 20.000 TL diyor. Peki hangisi ne paraydı diye merak ediyorsunuz. Şurada RPT'ye basıp 100 adet 200 TL var diyor. Yani 20.000 TL. Gördüğünüz gibi burada sahte değil oyuncakları var. Şunu bir şuraya koyalım. Şuradan harika bir fotokopi 50 TL'miz var. 20.000 TL paramız vardı. Aha. Image error. Eğer sahte para tespit ederse gördüğünüz gibi R1 yazıyor. Saymaya devam. Aha bir tane daha yakaladı. 100 euro. Yakalıyor ha sahteleri. Vallahi bu parayı kim verdiyse full döşemiş yani. R7 de bu para destesinin içindeki sahte paralardı. Onları da saydı. Bunun raporuna bakalım. 100 tane 200 TL ve şurada 7 error yazıyor. Bu errorlar işte sahte paralar oluyor. Ya bu paranın sahte veya gerçek olduğunu nasıl algılıyor? Gelin şimdi biraz artık özelliklerimize geçelim. Öncelikle şu orijinal paraları bir güvene alalım. Merhaba patron. Şimdi arkadaşlar olay şurada başlıyor. Burada gördüğünüz bir çekmece var. Bu çekmeceyi mandala basarak açıyoruz. Çekmeceyi açtığımızda şurada bir beyaz kısım görüyorsunuz. İşte atıyorum 100 euro mu koydun, 50 lira mı koydun? İşte bu kısım adına cıs deniyor. Yani bildiğiniz cıs arkadaşlar. Bu parayı tanımlıyor. Şurada bir sensör daha var. Bu sensörde arkadaşlar paraların sahte olup olmadığını anlıyor. Makinenin bu bölümünde de RC232 denilen bir slot var arkadaşlar. O şu işe yarıyor. Alıp bunu buraya taktığınız andan itibaren hani gidiyoruz ya işte bankaları bilmem nelere. Adam bunu alıyor koyuyor gişenin üstüne. Siz burada ne kadar verdiniz ne kadar var bu görmenizi sağlıyor. Printer çıkış noktamız var arkadaşlar. Burada bir USB girişi var arkadaşlar. Burada da bir SD kart yuvası var. Diyelim Merkez Bankası 20 TL'nin işte formatını değiştirdi, boyutunu değiştirdi. İşte bu SD kart yuvası ve şu USB portu sayesinde cihazın kendisini güncelleyebiliyorsunuz. Şurada power var. Şurada da bir açma kapama tuşumuz bulunuyor. Şurada bir vida görüyorsunuz. Bu vida normalde çok oynanacak bir şey değil. Atıyorum paranın ebatı büyüdü. İşte bu bölüm şu kısmın yukarı çıkıp aşağı inmesi, sıkıştırma vesaire vesaire işlemlerine yarıyor. Tabii bir para sayma makinesine ihtiyacınız varsa. Şurada bir de sensör var. Bakın paraları yerleştirdiğimiz yerde. Bu paranın buraya koyulduğunu anlıyor. Koyduğunuz zaman otomatikman sayıyor ve image error'umuz da yandı. Burada da bakın şurada bir sensör görülüyor. Yani buradan parayı aldığımızda buranın boşaldığını anlıyor. Üste komut veriyor devam et diye vesaire vesaire işlemine yarıyor. Şurada bir cure diye bir tuş var arkadaşlar. Bu para sayma makinesine koyulan paranın birimi. Mesela bata basıyorum. Sonra buraya diyorum ki 50'lik şeyler ver bana. Okey diyor o da. Paraları yerleştiriyorum. 50 olunca diyor ki sana senin paran 50 tane oldu kardeşim diyor. Bu parayı alıyorum buradan. Gördüğünüz gibi sensörler çalışmaya devam ediyor. Bu da ikinci 50'miz. Şimdi arkadaşlar burada bir de mod tuşu var. Düz moddayken paranın içinde sahte mi var, gerçek mi var onlarla ilgilenmez. Cayır cayır sayar. Allah ne verdiyse sayıyor şu an. Aman bu para sahte, aman bilmem ne o tarz şeylerle hiç ilgilenmiyor. Menüde bir şey göstereceğim size. İşte bu ekran sahtelik sensörünün çeşitli çalışma modları. Artık arkadaşlar bir para inceleme makinesi videomuzun da daha sonuna gelmiş olduk. Ben tekrar bu maili bize atan arkadaşa teşekkür ederim.
ediyorum. Benim de merakım vardı nasıl anlıyor, nasıl algılıyor biçiminde. O yüzden iyi oldu aslında. Şimdi şunları bir toplayayım. Aman ha, hop. Hayali bile güzel vallahi. Oh. Neyse bu paraları saya dursun arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir para sayma makinesi inceledik. Tabii ince bir de esprimiz vardı. Hani bu patronumuzun böyle bir para sayma makinesi yok arkadaşlar. Onu niye durdu bu? Arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ya şunu bir yapayım ya, ne olur ya. Yapamadım.